Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde sizinle list fragment konusunu incelemeye çalışacağız. Temel eğitimde hatırlarsanız list view'u bayağı bir anlatmıştık ve daha sonra ne demiştik? Bir list activity diye bir şey vardı. Bunun normal bir activity'den farkı neydi? Eğer sizin aktiviteniz direkt olarak bir listeyi gösteriyorsa, list activity'yi kullanmak kendine göre birkaç kolaylığı vardı, güzelliği vardı. Aynı o şekilde fragmentlerde de eğer siz bir fragment oluşturup bunun içinde bir list view'la bu fragmenti göstermek istiyorsanız burada list fragment kullanabilirsiniz. Şimdi bununla ilgili basit bir örnek yaparak ne demek istediğimi anlatmaya çalışayım. Öncelikli olarak boş bir proje başlattım ve şuradaki string XML'in içine basit bir şekilde günler diye bir array tanımladım ve buradaki günlerim burada gösteriliyor. Main activity'de herhangi bir şey yok. Ben şimdi buradaki package'e gelip new java class deyip buraya my list fragment diyorum. Bu list fragment işte benim oluşturacağım list view'u içerecek sınıf. Daha sonra bunu extend ediyoruz. Bu sefer fragment'ten değil list fragment denen sınıftan extend ediyorum. Yine bana iki tane paket sunuyor. Ben ilkini seçiyorum buraya. Daha sonra geliyorum bununla ilgili bir layout oluşturmaya. Buraya sağ tık dedikten sonra layout resource file diyoruz. Buraya da diyoruz ki list fragment. Yani bu fragment oluşturulduğunda gösterilecek olan fragmentim bu. Şimdi şunu şöyle bir düzenleyelim ve bunun içine bir tane list view atalım. Geldik buraya. Şuradaki list view'u bıraktım bunun içine. Şimdi siz eğer list fragment kullanıyorsanız bunu şuradaki özel bir ID ile belirtmeniz lazım. ID deyip kendimiz ID vermiyoruz da Android'de halihazırda tanımlı olan şuradakilerden listi seçiyorum. Bunu yaptığım zaman benim fragmentte işte list view find view by id diyerek bunu bulmam gerekmiyor. List fragment olduğu için otomatik olarak şu id ile sahip olan list view'u benim fragmentim bulmuş oluyor arkadaşlar. Bunu dedikten sonra match parent demişiz, tamam. Buraya gelip on create view metodumu yazıyorum. Ve bu bana inflate metoduyla geri dönen view'u geri gönderecek. Inflator nokta inflate dedik. R nokta layout nokta list fragment dedik. Container dedik. False dedik. Bunların ne olduğundan yine tekrar da bahsetmeyeceğim. Ama bildiğiniz gibi inflator metodu XML öğelerini Java'ya çeviren sınıf. Buradaki parametrelerinde ne olduğunu Layout Inflator isimli videoda anlatmıştım detaylı bir şekilde. Şimdi bunu yaptığımda benim fragmentim çalıştığı anda list view'um otomatik olarak gelmesi gerekiyor. Bunları dedik. Daha sonra on create view'da bunları yapıyoruz. Evet. Ama ne yapmamız lazım? Bu list view'da hangi öğelerin tutulduğunu da söylemem lazım. O yüzden şunu bir V'ye atıyorum. Ve daha sonra da bunu geri gönderiyorum. Değil mi? Şimdi bir adaptör tanımlayarak bu list view'umun öğelerini söylemem ve list view'umla bunu ilişkilendirmem lazım. Daha sonra array adapter nokta create from resource dedikten sonra hangi resource'tan verileri okuyacağız? Onu söylememiz gerekiyor. Şöyle bir parametrelerine bakarsak öncelikli olarak context istiyor. Bildiğiniz gibi fragmentten biz direkt context'e erişemiyorduk. Get activity diyerek activity üzerinden ona erişebiliyoruz. Daha sonra kaynağın izini istiyor. R nokta array nokta günler diyorum. Ve daha sonra bu günlerdeki her bir item'ın gösterilecek layout'unu istiyor. Bunun için de hazır olan layout'ları kullanıyorduk. R nokta layout nokta simple. Gördüğünüz gibi gelmiyor. Bunun gelmesi için şunun başına Android'i yazmamız lazım. Daha sonra da simple list item 1. Bunun içinde ne vardı? Basit bir text view vardı. Şimdi list view'uma bu adaptörü set adaptör diyerek eklemem lazım. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir list view öğesi yok. Sadece ve sadece get list view diyerek
Ben list view'uma erişebiliyorum. İşte list fragmentin güzelliği burada. Daha sonra da set adaptör diyerek oluşturduğum adaptörü buna gösteriyorum. Şu an için fragmentlerle olan işimiz bitti. Şimdi bunu main activity'de çağırmamız lazım. Bildiğiniz üzere bunu iki yolla yapıyorduk. Bir XML olarak şuradan fragmenti şuraya sürükleyip MyList fragmenti seçebilirim. Ama farklılık olsun diye gelin bunu bu sefer neyle yapalım? Java koduyla dinamik olarak yapalım. Bunun için arkadaşlar şuraya Activity Main'ime bir tane container diye frame layout koyacağım. Match parent. Bunun ID'si de ne olsun? Fragment list olsun. Ya da container diyelim. Direkt bunun içine fragmentimizi yerleştireceğiz çünkü. Şimdi bu match parent olduğu için siz bunun içine fragmenti koyarsanız buradaki özellikleri ne yapması lazım? Taşıması lazım. Frame layout'um burada boş bir şekilde bekliyor. Main activity'ye gidiyorum. OnCreate metodunun içine diyorum ki bir tane benim fragmentim var. Ney adı? MyListFragment eşittir new MyListFragment diyorum. Daha sonra bir transaction'la bunu bizim container'ın içine eklememiz lazımdı, değil mi? Fragment transaction seçiyoruz. Transaction'ı seçiyoruz. Daha sonra da layout'taki veya işte activity'deki bütün fragmentleri bilen, düzenleyen, haberdar olan bir manager, fragment manager'ımız vardı. Biz bunu diğer örneklerde hep nasıl yapıyorduk? Fragment manager manager eşittir get fragment manager diye kullanabiliyorduk. Bunu böyle kullanabildiğimiz gibi arkadaşlar direkt olarak şuraya get fragment manager diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Daha sonra fragment manager ile beraber transaction'ı başlat diyorum. Daha sonra bu transaction'ı ne yapmamız lazım? Commit etmemiz lazım. Şuraya transaction'ın asıl amacını yazıyorum. Bu transaction ekleme işlemi yapacak. Öncelikli olarak bana diyor ki ben bu fragmenti nereye ekleyeyim? Ben de diyorum ki bunu ID'si container olan öğenin içine ekle. Daha sonra bu container'ın içine hangi fragmenti ekleyeyim diye soruyor. Ben de diyorum ki MyList fragmenti ekle. Ve daha sonra isterseniz buna ne yapıyorduk? Add frag diyelim. Böyle bir string tag veriyorduk. Bunların da ne işe yaradığını size önceki derslerde anlatmıştım. Şu an bir daha üzerinde durmuyorum. Ama sadece işte eklenen fragmentle ilgili bir etiket sunuyoruz. Add frag deyince konteynerin içine MyList fragmentin eklendiği bilgisine bu şekilde ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Şu an için her şey bitti. Şöyle bir başlatalım bakalım ne oldu. Uygulamam açılıyor ve gördüğünüz gibi bir hata aldık. Acaba neden diye şöyle bir Android monitöre bakıyoruz. Neler diyor? Caused by illegal content view not yet created. Bu şu demek oluyor. Siz burada get list view diyerek activity'nin içindeki list view'a erişmek istiyorsunuz ama şu onCreate view'da sadece ve sadece ne oluyor arkadaşlar? Benim fragmentim oluşturuluyor. Yani ben bu list view'u activity ekliyorum ama henüz benim activity'm ne olmamış? Yaratılmamış. İşte özellikle de isterseniz bunu bir de şeyle deneriz. Fragmenti XML olarak yaparız. O zaman bir sorun alacağımızı düşünmüyorum. Ama dinamik olarak yarattığımda şu an activity tam olarak yaratılmadığı için yaşam döngülerinden sırasını bahsetmiştik. Şu metot çalıştırıldığında get list view çalıştırıldığında bir hata alıyoruz. Bu hatadan kurtulmak için onCreate view'un altına geliyorum. Diyorum ki on activity created olduktan sonra yani benim aktivitemin yaratılması bittikten sonra git şu işlemleri yap. This view'a bu sefer erişecek. Çünkü benim aktivitemin oluşturulma aşamaları bitmiş olacak. Şöyle bir durduralım. Deneyelim. Ve gördüğünüz gibi bir hata almadan ne yapmış olduk?
list fragment kullanarak ekrana getirmiş oldum. Tabii ki de siz buna daha sonradan ne yapabilirsiniz? İşte şuraya gelip set list adapter deyip, pardon, adaptörü verdik. Şuraya gelip getListView.set on item klikli sınırı list diye geçebilirsiniz. Daha sonra da buraya gidip implements nestled'ı adaptörView.set on item klikli sınırı da burada kullanabilirsiniz. Yani öğelerin tıklanma işini ele alan metot. Buraya da bir tane toast mesajı yazdıralım. Context olarak neyi veriyorduk? Get activity veriyorduk. Daha sonra da tıklanan öğe diyelim. Artık ne yaptırmak istiyorsanız buraya. Bu da position'la geliyordu bize. Ve daha sonra da duration olarak da toast şöyle length long diyelim. Nokta show'la da bunu ekrana yazdırabiliriz. Bir daha bir test edelim. Gördüğünüz gibi tıklanıyor 2, tıklanıyor 6 demesi lazım. Evet. Buradaki bu on activity created önemliydi. Şimdi işte bu listede siz tabii ki de kendi yarattığınız layout'u da gösterebilirsiniz. Bayes adaptör kullanarak bunun nasıl yapıldığını uzun bir video ile anlatmıştık. Açıkçası çok da üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü bu listeleri artık kullanmıyoruz. Yakın zamanda başlayacağım Material Design eğitimlerinde artık Recycler View'umuz var. Onları kullanacağız. Ama tabii ki de bunların mantığını da öğrenmek önemli. Halihazırda şu ana kadar öğrendiklerinizle bile basit bazı uygulamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu örneği dinamik olarak değil de XML olarak da fragmentle yapsaydık yine hata alacaktık. Buradaki bu metotları on activity created'a yazmamız lazım. Çünkü burada listeye erişirken ne oluyor? Halihazırda activity henüz yaratılmamışsa şu kısımda hata alıyoruz. O yüzden on activity created'ı kullanmak çok daha mantıklı. Umarım faydalı oluyordur. Bu konuyu da burada bitirmek istiyorum. Çünkü önümüzde daha bir sürü konu var. Yani bu örnekleri arttırabilirdik. Bayes adaptör kullanarak da bir list fragment örneği yapabilirdik ama açıkçası diğer konuyu anladıysanız bunu fragmentlerde de çok kolay bir şekilde uygulayacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.